EBA Kamp, LYS matematik konularına devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün yüksek mertebeden türevler kısmındayız. Şimdi yüksek mertebeden türevden kastettiğimiz şu. Bir f fonksiyonumuz var. Biz bunun bir kere türevini aldık. Sonra türevi anlıyor aldığımız fonksiyonun tekrar türevini aldık. Mesela ikinci defa türevini aldık. Mesela üçüncü defa türevini aldık. Böyle bu şekilde ardışık olarak türevini almaya diyoruz. Yalnız mesela üçüncüden sonra dördüncü gösterirken şimdi buraya ne yazacağım? Yani Roma rakamıyla devam etsek biraz uzun sürebilir. Şimdi yanlış anlaşılmaması için şöyle bir parantezin içinde dördüncü defada türev diyoruz. Bunu n'inci defaya uyarladığımızda n'i parantez içinde yazdığımız zaman bunu türev olarak anlıyoruz. Yoksa bunu parantez olarak kullanmazsam ben burada örneğin f'in 2 dediğimde karesinden bahsediyorum, türevinden bahsediyorum, anlaşılmaz. O yüzden burayı bir parantezle ifade ediyoruz ki türevini anlattığımız anlaşılsın diye. Peki bir de yalnız bu türevi şöyle de gösterebiliyorduk. Mesela y fonksiyonu y eşittir fx olmak üzere işte x bağımsız değişken y bağımlı değişken y'nin x'e göre türevi. Bu birinci türevini bu şekilde anlatıyoruz. Bunun tekrardan türevini aldığımızda şöyle bir sembol kullanıyoruz. D kare y bölü dx kare. Buradan anladığımız bizim x fonksiyonuna göre y fonksiyonun ardışık arka arkaya iki kere türevini aldığımız anlamı geliyor. Bunu n'inci dereceden uyarlarsak n'inci dereceden türevini de şöyle gösteriyoruz. Dn y bölü dx üzeri n şeklinde ifade ediyoruz. Peki bunları pekiştirelim. Şimdi n bir pozitif doğal sayı olmak üzere y eşittir fx x üzeri n olduğuna göre d üzeri n y dx üzeri n. Yani şunu söylüyor, y fonksiyonunun n defa x'e göre türevini al diyor. Peki birinci defa alalım. Birinci defasını alıyorum. Y'nin kime göre? X'e göre türevini alıyorum. N başa düştü. Kuvvet biraz azaldı. Bir kere daha alalım türevini. D kare y bölü dx kare. Bu sefer n duruyordu. N eksi 1 başa düştü. N eksi 1'den 1 çıkarınca x üzeri n eksi 1 oldu. Şimdi bu iş böyle devam edecek. Peki n'inci defaya geldiğinde nerede edeceğiz? Bunu kestirmeye çalışacağız. Peki basit bir örnek yapalım. Örneğin x karenin türevini alsaydım. Ne gelirdi birinci türevi? 2x. Bir kere daha türevini alsam 2 çarpı değil mi? Şu 1 başa düştü. Kuvvet bir azaldı. Demek ki bakın karenin 2 kere türevini aldığımda artık ne oluyor? X kalmıyor. Demek ki n'ci defadan türevini alınca x üzeri n'in artık x kalmayacak. Peki yanına gelen sayılar arasında ilişki ne? Bakın birincide 2 geliyordu. Bir sonraki 2 çarpı 1. Mesela üçüncüye baksak yani üçlü olsaydı bu ne olurdu? 3x kare sonra ne olurdu? 3 çarpı 2 çarpı x üzeri 1. Bir sonrakinde 3 çarpı 2 çarpı 1 ve x kayboldu. Bakın şurası faktöriyel. Şimdi burada 3 olduğunda 3 faktöriyel geliyor. Demek ki n olduğunda buraya ne gelecekmiş? N faktöriyel gelecek. Hatta x'imiz de kayboldu. Demek ki n'ci defa türevini aldığımda n faktöriyel sonucuna ulaşacağım demektir arkadaşlar. Şimdi şöyle bir sorumuz var. Y eşittir fx 1 bölü x olduğuna göre fx fonksiyonunun x'e göre 10 kere ardışık türevini alın diyor. Peki fx'i önce şöyle bir üstü sayı olarak düzenleyelim. X üzeri 1 yukarı eksi 1 olarak geçti. Birinci türevini aldım. Demek ki eksi 1 başa düştü. Kuvvet bir azaldı. Eksi 2 oldu. İkinci türevini aldım. Eksi 1 çarpı eksi 2 değil mi? Eksi 2 başa düştü. Kuvvet bir azaldı. Bir daha alalım. Ne oldu? Eksi 1 çarpı eksi 2 çarpı eksi 3 x üzeri eksi 4 oldu. Bakın şöyle bir ilginçlik var. Birinci türevde 1 gelmişti. İşaretlerini sonra karar veririz. İkinci türevinde eksi 1, 2. Yani 1, 2 geldi. 3'te 1, 2, 3 geldi. Demek ki 10'uncuya geldiğimde ben 10'uncu türeve geldiğimde şöyle olacak. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, nokta 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 eksi 10 olacak. Peki kuvvet ne olacak? Şimdi kuvvete bakıyorum. Üçgen burası eksi 4. Değil mi? 2 iken eksi 3. Yani eksisini görmezsem türevin derecesinin bir büyüğünün eksilisi. O zaman onun bir büyüğü 11 ama önüne eksi gelecek. Pekala. Şimdi şurası işaret olarak ne olur ona bir karar verirsem. Bakın burada 10 terim var. Her ikisinden bir artı elde ederim. Yani o zaman çarpınca artı çıkacağı belli. Yani 1, 2, 3, nokta nokta 10'a kadar sayılan çarpımında 10 faktörü geldi. 10 faktörü çarpı x üzeri eksi 11 aradığım sonuçtu. Tabii bunu şöyle de verebilirler. X üzeri eksi 11'i paydaya indirince 10 faktörü bölü x üzeri 11 olarak da sonuçlandırırlar. Şimdi yeni bir sorumuz var. Ne diyor buradaki sorumuz? Y eşittir fx fonksiyonu e üzeri 2x olduğuna göre 30. defa türevini almaktan bahsediyor. Başlayalım. Birinci türevini alalım. Bir kere türevini aldım. Nasıl olacak? E'nin türevi, kuvvetin türevi gelecek. Yani 2x'in türevi 2 çarpı kendisi gelecek. Bir kere daha türevini alalım.
D kare x kare. Bu ne demekti? Bir kere türevi alınmışım, bir kere daha türevini almaktı. Bu durumda 2 var. Yine e'nin türevini alıyorum. Üzerindeki türevinden dolayı 2 geldi. E üzeri 2x oldu. Bak şöyle düzenleyelim. 2 üzeri 2, e üzeri 2x diye. Üçüncü de bir tahminde bulundum gibi aslında. Şurası 2 üzeri 3 gelecek gibi duruyor. Bakalım öyle mi? 2'nin karesi vardı. Tekrardan e üzeri 2x'in türevinden. 2x'in türevi 2, e üzeri 2x. Yani 2 üzeri 3 çarpı e üzeri 2x oldu. Kural çıktı aslında, şurası 3'tü. Şimdi 3'te 3 geliyor. 2'de 2, 1'de 1. Değil mi? Şurada 1 var. O zaman 30'uncuya geldiğimde nokta nokta 30'uncuya geldiğimde karşıma çıkacak olan sonuç şöyle olacak. 2 üzeri 30 e üzeri 2x olarak sonuçlanacak. Evet. Bir tane daha soru çözelim. Ne diyor burada? Bu f fonksiyonun 20 defa ardışık türevini aldıktan sonra x yerine eylem 5 yazıyor. Bakalım. Birinci defa türevinde ne oluyor? Bakın bu çarpımın türevi. Yani birinci fonksiyon türevi çarpı ikinci artı birinci çarpı ikincinin türevi. Birinci fonksiyon yani x'in türevi 1 çarpı ikinci fonksiyon artı birinci çarpı e üzeri x'in türevi kendisiydi. Birazcık düzenleyelim. E üzeri x parantezini aldım. Burası 1 artı x oldu. Peki bir kere daha türevini almam gerekiyor. Bakıyorum. Burada da yine çarpımın durumunda iki fonksiyon var. Bunun türevini alacağım. 1 artı x'in türevi. 1'in türevi 0. X'in türevi 1. Yani 1 çarpı e üzeri x artı yani birincinin türevi çarpı ikinci. Şimdi bu sefer birinci çarpı ikincinin türevi e üzeri x. Bakın bu ikisinde ortak olan e üzeri x var. Buradan 1 geldi. Buradan da 1 artı x geldi. Kural çıktı. Nasıl oldu arkadaşlar? Birinci türevinde 1 artı x iken ikinci türevinde 2 artı x geldi. O zaman nokta 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 20. türevinde şöyle olacakmış. Ne olacak? 20 artı x çarpı e üzeri x olacak. Peki burada ne diyor? X'in yerine ne yazılıyor? X'in yerine ln 5 yazılıyor. Ln 5'i yazdım. 20 artı x'in yerine ln 5'i yazdım. E üzeri ln 5. Peki bu ln 5 nedir? Şimdi arkadaşlar a üzeri logaritma a tabanında b'ye de şöyle yapabiliyorduk. Bu a ile b'yi yer değiştirebiliyoruz. Yani a üzeri bu logaritma a tabanında pardon değiştiriyoruz dedik. Değiştirmedik. Değiştirelim. B tabanında yani b üzeri logaritma a tabanında a tabanında a 1'di. Çünkü içi de taban aynıysa 1 oluyordu. Yani sonuç b yaptı. Yani kısacası tabanla logaritmanın tabanı aynıysa sonuç içi. Peki buradaki durum o mu? Ln dediğim şey logaritma e tabanında 5'ti. Demek ki bu işlemin sonucu ne yapacak? 5 yapacak. Aa, benim asıl cevap 5 kere 20 artı ln 5'miş. Evet arkadaşlar. Şöyle bir son soruyla bu yüksek merdiven türevleri sonlandıralım. Peki ne diyor? F fonksiyonun 23 defa türevini alıp x'in yerine bu sefer 4 pi bölü 9 yazacakmışım. Birinci türeviyle başlayalım. Kosinüsün türevini alacağım. Ama önce içindeki fonksiyon türevini alacağım. 3x'in türevi eksi 3. Pardon, artı 3. Niye eksi dedik? Çünkü kosinüsün türevinde ne gelecekti? Eksi sinüs gelecekti. O eksiyi başa yazdım. Sinüs 3x. Şimdi ikinci defa türevini alırsam yine içinin türevinden dolayı bir 3 daha gelecek. O zaman bu eksi 3 karesi çarpı kosinüs 3x olacak. Bir kere daha alalım türevini. Bir kural geliştiremedim henüz. Şimdi ne yapacak? Bunun türevini aldığım zaman kosinüsün tekrardan bir eksi gelecek. Bir eksi de buradan gelecek. Artı olacak. 3 üzeri 3 olacak. Değil mi? Çünkü 3 gelecek oradan. Bu da sinüse dönüşecek. Bunun tekrardan 4. kere türevini alsam. Şöyle 4 yazayım. Peki. Ne oluyor? İçinin türevinden dolayı 3 geldi. 3 üzeri 3 de çarptık. 3 üzeri 4 yaptı. Bu ne yaptı? Kosinüs 3x'e eşit oldu. Bakın arkadaşlar sonunda işaretiyle beraber aynı noktaya geldik. Peki demek ki şöyle bir şey var. Her 4 seferde bir aynı yere geliyor. Mesela 4'ün katlarında bu sonuç yani şöyle olacak. 4'ün katının bir fazlasında bu olacak. 4'ün katının iki fazlasında bu, 3 fazlasında bu, 4'ün katında da bu olacak. Neyden bahsediyorum? Kuvvetten bahsediyorum. Yani türevden bahsediyorum. O zaman ben şimdi 23'ü 4'e bölersem 5 kere 20 kaç kaldı? 3. 3 kalanını verdiği yer şurası. Değil mi? O zaman demek ki sinüs 3x olacakmış bu kısım. Sonra kuvvete baktığınız zaman birinci türevde 1, ikinci türevde 2 değil mi? Üçüncü türevde 3 yani oradan 3 üzeri gelecek. 3 üzeri 3 gelecek. Bu fx'ti. F 23. dereceden x'ti. Şimdi x yerine kaç yazılıyor? Kaç yazılıyor? 4 pi bölü 9 yazılıyor. Yazalım. Sinüs 3 kere 4 pi bölü 9. 3 ile 9 sadeleşti 3. Hemen şu radyanın yerine pi'nin yerine 180'i yazıp dereceye dönüştürelim. 180 bölü 3 60. 60 kere 4 240.
Şimdi şöyle oldu. 3'ün küpü çarpı ne oldu bu? Sinüs 240. İndirgeme yapıp bunu daraçaya dönüştürebilirim. 180 artı 60 olarak ifade ettim. 180 gelince isim değiştirmeyecekti. Ve 240 kaçıncı bölgede? 90, 180, 270. Demek ki 180 ile 270 arasında kaçıncı bölgede oldu? Üçüncü bölgede. 3'te tan ve kotartıydı. Kim eksiydi? Kostlasin eksiydi. O zaman bu eksi gelecek önüne. Ve burası da 3'ün küpü 27. Sinüs 60 kaçtır? Hemen şu el kuralımızı tekrar hatırlayalım. 0, 0, 30, 45, 60. Kapattık. Altta kalanlar sinüse geliyordu. Yani kök 3 bölü 2 gelecek. O zaman burası eksisini döne alırsam kök 3 bölü 2 çarpı 27. Yani eksi 27 kök 3 bölü 2 olarak sonuçlanmış olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Türevle ilgili çok soru çözmenizi öneriyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.